Evet, süreci size hatırlatmak istedik. Savaş böyle kazanıldı. Yani çok kolay değildi. Çok zorlu bir savaş geçti. Çünkü tüm emperyalistlere karşı, tüm işgalcilere karşı verilmiş bir varoluş savaşıydı. Bugünlere böyle gelindi. Peki bunun değerini anlayabiliyor muyuz? Daha doğrusu kimler anlıyor, kimler anlamıyorlar? Bugün gazetelere baktık. Gazetelerin bazılarında 30 Ağustos'tan bahsedilmiyor bile. Dün burada söyledik. Hani Malazgirt'ten bahsediliyordu. 26 Ağustos Malazgirt zaferi kutlandı. Devletin zirvesi Malazgirt'e gitti. Efendim, Anadolu'ya Türklerin girişi. Peki ne oldu sonra? Sevr'den sonra kalmamıştı Malazgirt. Gitmişti. Kaybedilmişti Malazgirt. Yani Malazgirt'te daha sonra devam etseydi, Sevr'in haritasıyla devam edilseydi, Malazgirt'e pasaportla gideceklerdi. Dün burada söyledik. Ama bunun ayırdında olmayan, bunu idrak edemeyen bir kitle var Türkiye'de. Mondros mütarekesinden sonra İstanbul gitmişti. Ayasofya gitmişti. Ha bugün Ayasofya'da namaz kılanlar bunu Mudanya mütarekesiyle sağladılar. İsmet İnönü'nün İngiliz ve Fransız generallerle yaptığı Mudanya mütarekesinden sonra İstanbul geri alındı, Boğazlar geri alındı. Yunan askerleri Türkiye'yi terk ettiler. Ha bunları görmezseniz o zaman Ayasofya'daki namazın, çünkü 1453 İstanbul'un alınışıdır. Ama 1918 Mondros mütarekesi de gidişidir, kaybedilişidir. Ama ardından 1922'de Mudanya mütarekesiyle de geri alınışıdır. Ha bunları bilmezseniz, daha doğrusu saklarsanız, bilenler biliyorlar ama gizliyorlar. Bakın gazetelere ilanlar veriliyor. Türkiye'de şirketler var, şeyler var. Efendim, Turkcell ilan vermiş. Nereye ilan vermiş? Sabah gazetesine ve yandaş gazetelere. De Cumhuriyet gazetesine vermiş. Ne demişler? İşte Türk toprağı vatan yapanlara bayrağı devralıyorum. Ama bakın, o gazetelerin bazılarında 30 Ağustos'la ilgili hiç haber yok. Bir duyuru da yok birinin sayfalarında. Onlar bambaşka bir yerdeler. Niye Sözcü gazetesine verilmedi bu ilanlar? Niye Bir Gün gazetesine verilmedi? O yüzden bakın, Türkiye hani ayrışmış durumda. Maalesef ayrışmış durumda. Onlar ayırdılar. 30 Ağustos'a sahip çıkmayanlarla, 30 Ağustos'a inanmayanlarla, 30 Ağustos'un anlamını kavrayamayanlarla gerçekten işimiz çok zor. Şuralara bakın. 30 Ağustos'ta Sabah gazetesinin manşeti çok önemli bugün. Küresel üretim üssü olacağız diyor. Küresel üretim üssü olacağız. Başkan Erdoğan, üç kıtanın merkezi Türkiye'nin küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız demiş. Çok açıklama yaptı dün. Burada çok önemli şeyler oldu. Orta sayfaya bakacağız. Dün Türkiye'de 40 fabrikanın açılışı yapılmış. Yani şaştım kaldım. 40 fabrika açılmış dün Türkiye'de. Haberiniz oldu mu? 40 fabrika açılmış. Başkan Erdoğan teknoloji merkeziyle 40 fabrikanın açılış töreninde konuştu. Oturuyorsunuz, bir düğmenin başına geçiyorsunuz, basıyorsunuz. 40 fabrika birden açılıyor. Yok böyle bir şey. Hangi fabrikalar? Habere bakıyorum. Sabahtan beri, geldiğimden beri buraya bu fabrikaların adını arıyorum. Bu 40 fabrika nerede? Hangi fabrikalar ne üretecek? Yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? 40 fabrika, nerede bu 40 fabrika? Ve üstelik 30 Ağustos'u unutuyorsunuz, 40 fabrikadan bahsediyorsunuz. Nerede? Ülkenin sırtına kene gibi yapışılanlara milleti teslim etmedik.
Siz teslim etmediniz. Atatürk aldı. Sizle hiçbir alakası yok bunun. Kene gibi yapışanlar kimler biliyor musunuz? Bu ülkenin sırtına kene gibi yapışanlar, hani o alacaklarını Londra mahkemelerine, tahkime, Londra mahkemeleriyle haklarını savunanlardır. Keneler onlar Türkiye'de. Vatandaş kene değil. Cumhurbaşkanının bahsettiği ülkenin sırtına kene gibi yapışanlar kimler? O yandaş müteahhitler var ya, tüm ihalelerde onlar var, tüm özelleştirmelerde onlar var, soygunun içinde onlar var. Telekom'u soyduranlar onlar. Tank palet fabrikası. O kadar bütçe ayrıldı. O kadar kredi sağlandı. Nerede? Ne yaptı? Hani ilk tank çıkacaktı. Nereye gitti bu paralar? Bakın pandemide bile pek çok şeyden kıstılar. O halka kazık atılan, gerçekten dayatılan, geçilmeyen köprülerin parası tıkır 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 ödendi. Ve ondan sonra kalkıyorsunuz ülkenin sırtına kene gibi yapışanlar. Keneleri bu memleket görüyor, bu halk görüyor kimlerin kene olduğunu. Kimlerin bu milletin sırtına yapıştığını biz görüyoruz, biliyoruz. Burada da söylüyoruz, anlatıyoruz. Kimler kene gibi yapışmış? Elbette onlardan da kurtulacağız, onlardan da kurtulacağız. Efendim, Mehmet Barlas yazmış, kim ne derseniz desin Türkiye tarihi yolculuğuna devam edecektir. Elbette edecektir. AKP'li de edecektir, AKP'siz de edecektir. Merak etmeyin, AKP gittikten sonra Türkiye'de herhangi bir değişiklik olmaz. Daha da iyi olacak, daha da güzel olacak Türkiye. Çünkü o kenelerden kurtulmuş olacağız. Acaba zamanı geriye alabilmek ve insanların davranışını bir tiyatro oyundaki gibi şekillendirmek mümkün olsaydı, 1071'de yani Malazgirt'te Alparslan'a muhalefet edenler bugünkü gerekçelerle tezlerini savunurlar mıydı? Ne kadar saçma sapan bir söz. 50 yıllık, 60 yıllık bir gazeteci böyle saçma sapan laflar söylüyor Türkiye'de. Yazık, 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 yazık. Alt tarafı bir kişisel çıkar için değer mi? Değer mi, değer mi, değer mi, değer mi? Bu memleket Barlas ailesine falan çok çok daha büyük. Yani işte şu gazeteler 630 milyon dolar rüşvetle finanse edildi. 630 milyon dolar rüşvetle finanse edildi. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Kimlerin rüşvet verdiğini de biliyorsunuz. İşte o keneler rüşvetle bu gazeteyi finanse ettiler. Ceplerindeki para yetmedi, kamu bankalarını hortumladılar. 100 milyon doları kamu bankasından, Ziraat Bankası'ndan kredi olarak çekip rüşvet havuzuna attılar. Bakın bugün Cumhuriyet'i kutluyoruz ama bu manşetler, bu şeyler kusura bakmayın yani bunlara cevap vermeden de olmaz, geçip gitmek olmaz. Bunların cevabının verilmesi gerekiyor. Bunların anlatılması gerekiyor. Yani yoksa yani köpeksiz köyde değneksiz dolaşmak derler buna. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Türkiye'ye sahip çıkanlar da var, Türkiye'nin haklarını savunanlar da var, Türkiye'deki insanların haklarını savunanlar da var bu ülkede. Evet, geçiyoruz haberlere. Başka haberler neler var? Cumhuriyet Gazetesi'nde, Cumhuriyet Gazetesi unutulmaz destan diyor 30 Ağustos için. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Unutulmaz destan. Hiç kimse gölgeleyemez diyor. Evet, gerçekten hiç kimse gölgeleyemez. Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taşlandıran, özgürlük ve devrimlerin önünü açan 30 Ağustos zaferi iktidarın yasaklama girişimlerine karşın coşkuyla kutlanıyor. Coşkuyla da kutlanacak, bu sene de kutlanacak, önümüzdeki yılda kutlanacak, sonsuza kadar kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta pandemi kurallarına uygun etkinlikler düzenleniyor. 98 yıla aldanmasınlar. Yurttaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda Anıtkabir'i ziyaret edecek. 30 Ağustos mesajı yayımlayan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın. Dumlupınar'da yakılan ışık hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır dedi. Evet, özel sayfalar hazırlamış Cumhuriyet Gazetesi. Bu arada sayfalarda bunlarla ilgili yazılar. Emre Kongar hocamız 30 Ağustos ve Cumhuriyet Modernleşmesi yazı dizisinin köşe yazısında bunu devam ettirmiş. Dördüncüsünde diyor ki, milli bayramların kutlanmaları istenildiği kadar yasaklansın. İstenildiği kadar İstiklal Savaşı ve 30 Ağustos zaferi bir takım utanmazların yalanlarıyla saptırılmaya, gölgelenmeye çalışılsın.
30 Ağustos zaferi, İstiklal Savaşı ve onu izleyen Cumhuriyet modernleşmesi tarihte eşi görülmeyen bir olaylar zinciri oluşturduğu için kimse Atatürk'ün eserini yok edemeyecektir. Mustafa Kemal Sakarya ve Dumlupınar muharebelerini ve İstiklal Savaşı'nı kaybetseydi ne halde olurduk? Daha doğrusu var olur muyduk diye düşünün lütfen. Var olur muyduk diye düşünün lütfen. Yaşasın, yaşasın kutlanması engellenen 30 Ağustos zaferi, yaşasın yalanlarla saptırılmak istenen İstiklal Savaşı, yaşasın saçma sapan saldırılarla lekelenmek isteyen Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın yok edilmek istenen Demokratik Türkiye Cumhuriyeti diye bitirmiş bugünkü yazısını Profesör Doktor Emre Kongar. İkinci bölümde de zaten Cumhuriyeti Doçent Doktor Orhan Çekiç ile, tarihçi Orhan Çekiç ile konuşacağız. Ve tabii bugün pek çok yazar aynı konuya değinmiş. İbn Haldun'dan bahsediyor bugün gene Özdemir İnce yazısında. Orada ilginç bir saptama var İbn Haldun'un. Biliyorsunuz İbn Haldun adına üniversite açtılar Türkiye'de. Mütevelli heyetinde de Cumhurbaşkanı'nın ailesinden insanlar var. Üniversite açtınız ama İbn Haldun'u okudunuz mu gerçekten? Okumuşlar mıdır? Okusalar çok şey öğreneceklerdi. Yani İbn Haldun'u okumadan İbn Haldun üniversitesi açmanın çok fazla bir anlamı yok. İşte oradan bir bölümü almış Özdemir İnce. Diyor ki Özdemir abi, içinizden herhangi birinize önemli bir yetki verildiğinde, bakın liderliği, bir ülke yönetimini anlatıyor İbn Haldun. Yetki verildiğinde başka bir deyişle halkın takdiriyle halkın işi, yönetimi ona bırakıldığında güçlü ve yüce, yani iktidara gelen halkı unutmamalıdır. Ona boyun eğmeyi yeğ tutmalı, güçsüze arkadaş, zulme uğramışsa insaflı olmalıdır. Çünkü halk bir ailedir. Halkın en çok sevdiği kimseler onun ailesine en arkadaşça iyi davrananlardır. Kendisine yetki verileniz adaletle hükmetmeli, onurlulara saygı göstermeli, üretilen değerleri hakça dağıtmalı, ülkeyi bayındır yapmalı, halk için birleştirici olmalı, halka sıkıntı vermeden uzak durmalı, birileriyle bir araya geldiğinde alçak gönüllü, yumuşak huylu olmalı, vergi buyrultularında kamu hukukuna ilişkin hakların alınışına dostça tutum göstermelidir diyor İbn Haldun. Özdemir İnce bugün bunu yazmış. Evet. İşte buna riayet edilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi İbn Haldun adına üniversite açarsınız ayrı mesele. İbn Haldun'u okumamışsanız o üniversitenin de çok fazla bir anlamı yok. Şimdi üniversiteler açıyorsunuz. Bu arada eğitime geçin. Bir Gün gazetesinin birinci sayfasında ilginç bir haber var. Üniversite, 81 ile üniversite açıklıyorsunuz. Türkiye'de üniversiteden çok ne var? Neredeyse lise sayısı kadar üniversite olmaya başladı. Hayalet bölümler. Her kentte üniversite açmanın faturası. Hayalet bölümler diye Bir Gün gazetesinde bir haber var. Üniversite yerleşme sonuçlarına göre 20 bölüm, bakın üniversitelerde açılmış 20 bölüm, hiç kimse tarafından tercih edilmemiş. Tam 143 bölüme yerleşen öğrenci sayısı ise 5'in altında kalmış. Bu nasıl üniversite? Bu nasıl üniversite açmak? İşte 40 fabrika dediniz. Dün 40 fabrika açılmış Türkiye'de. Vallahi gazetede de fabrikaların adı yazmıyor Sabah gazetesinde. Birileri biliyorlarsa sosyal medyada orada burada yazsınlar hangi fabrikalar açılmış, hangi ilde, ne üretecekmiş bu fabrikalar. İşte üniversiteler de öyle, hangi üniversiteleri açmışız, hangi bölümler var bu üniversitelerde. Kimse neden tercih etmiyor bu üniversitelerin bu bölümlerini? Yazıktır, günahtır. Bomboş bölümler, AKP iktidarının iftiharla sunduğu her ile bir üniversite politikası hayalet bölümler yarattı. 15 ve üzerinde kontenjanı bulunan ve tam 143 bölüme yerleşen kişi sayısı 5 ve altında kaldı. Çoğunluğu mühendislik bölümleri olan bu bölümlerin 20'si hiç kimse tarafından tercih edilmedi. Nasıl bir üniversite? Hiç kimse tarafından tercih edilmeyen üniversitelerde mühendislik bölümü olur mu? Ama var. Bunların arasında bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve mimarlık gibi bölümler de var. Belki oradaki hocalara bakıyorlar, hoca sayısına bakıyorlar ya da kalitesine bakıyorlar. Belki de ondan tercih etmiyorlar. Ben burayı bitirsem iş bulamam diyorlardır belki de. Kim bilir? Çoğunluğu AKP döneminde açılan üniversitelerdeki bölümlerin yanında Çukurova ve Atatürk Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde de bazı programlar boş kaldı. Hiç kimse tarafından tercih edilmeyen bölümlerden bazıları şöyle. Kocatepe Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği.
Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği, Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Çankırı Üniversitesi Kimya Mühendisliği, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği, Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği hiç kimse tarafından tercih edilmemiş. Yani işte, yani demek ki hayalet fabrikalar, hayalet bölümler olduğu gibi hayalet fabrikalar da oluyor herhalde. Bu 40 fabrikanın üzerinde duralım. Gerçekten bunun üzerinde düşünelim. Dün Türkiye'nin bir yerlerinde 40 fabrika açılmış. Ama Türkiye'nin haberi olmamış. Varsa da söylesinler. 40 fabrika açılırsa, yahu bir listesi, bir şey yazılır. Erzurum'da şu fabrikası, Eskişehir'de bu fabrikası, şurada bu fabrikası. 40 fabrika açılır da fabrikaların adı yazılmaz mı habere? Evet, geçiyoruz diğer gazetelere. Bakın, Korkusuz Gazetesi'nde ne var? 30 Ağustos varoluşun mührüdür. Evet, 30 Ağustos çok çok önemli. O 22 gün, 22 gece süren Sakarya Savaşı'nın ardından Dumlupınar Savaşı. Bakın orada komutan ordusunun başında. Öyle hani başkomutan öyle lafla başkomutan olunmuyor. Ordunun başında savaşı yönettiğiniz zaman başkomutan olursunuz. Öyle sarayda oturup başkomutan olunmuyor. Ya da Ankara'da, Atatürk bilmez miydi o zaman Ankara'da Çankaya Köşkü'nde oturup savaştan gelecek haberleri bekleyecek. Yok böyle bir şey. Ordusunun başında cephede, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de ve İzmir'e giren Türk ordusunun yanında. Tarihte pek az savaş 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi kadar önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu nedenle zaten başkomutan ordunun başında olduğu için Başkomutanlık Meydan Muharebesi dediler. Orada yenilen sadece Yunan ordusu değil, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın tüm galip ve şımarık ülkeleriydi. Ve hala bakın, o dönemi anlattık Mustafa Sabri'leri, Dürrizade'leri anlattık. Geçen akşam programlarda da anlatıldı. Beşinci Boyut programında Sinan Meydan anlattı, Merdan Yanardağ anlattı. Katılımcıların hepsi bunlardan bahsettiler. O hainlerden bahsettiler. O hainler günümüzde bile yaşadılar. Günümüzde bile yaşadılar. Keşke Yunan kazansaydı dediler. Keşke Yunan kazansaydı dediler. Ama Türk ordusu kazandı. Keşke Yunan kazansaydı diyenin ayağına gittiler. Türkiye'yi yönetenler ayağına gittiler. O hainlere değer verildi Türkiye'de. Yazıktır, günahtır. Bu cumhuriyetin anlamını, değerini anlamak gerekiyor. Gerçekten anlamak gerekiyor. Yoksa şu anda geldiğiniz makamların da neye borçlu olduğunuzu görebilirsiniz o zaman. Gene burada şeyi hatırlıyorum. 1973 yılında Bülent Ecevit'in yazdığı bir kitap vardı. Ethem Çalışkan kapağını yapmıştı. Ethem Çalışkan ustamız, hat sanatçısı, ressam. Orada bir giriş cümlesi vardı Bülent Ecevit'in. Demokrasiden yararlanarak kapıdan içeri girenler bir gün kapıyı içeriden kilitlemeye kalkışabilirler diyordu. Tarihi biraz da böyle bakın. Tarihe biraz da böyle yaklaşın. Bunların ışığında bir takım şeyleri görmeye çalışalım. Yani yoksa bazı şeyleri boş konuşmuş oluruz. Evet, Sözcü Gazetesi'ne bir göz atalım. Ne diyor Sözcü Gazetesi manşetinde? İnadına cumhuriyet. Evet. İnadına vatan, inadına bayrak, inadına Atatürk. Evet. İnadına vatan, inadına bayrak, inadına cumhuriyet. İnadına Atatürk. 30 Ağustos Türk milleti için Atatürk demektir. Bağımsızlık ve zafer demektir. Bu yüzden yasaklasanız da, kısıtlasanız da zafer bayramını coşku ve gururla kutlayacağız. Bugün yine kabadayılıkla karşımıza dikilen 98 yıl önce İzmir'de denize döktüğümüz Yunan ve Avrupa'daki işgalci yandaşlarına milli birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. Biz her zaman gösteriyoruz. Ama Türkiye'nin çıkarına olduğu zaman, Türkiye'nin yararına olduğu zaman
Türkiye'nin geleceğini garanti altına aldığı zaman böyle hayalet üniversiteler, hayalet fabrikalarla olmuyor bu işler. Olmuyor bu işler. O gün nasıl bağımsızlık ruhuyla vatanımızı kurtardıysak, cumhuriyeti kurduysak, bayrağımızı diktiysek bu kahramanlık destanını bugün de dünyaya haykıracağız diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene 30 Ağustos bayramı kutlu olsun diyor birinci sayfasında Sabah gazetesi. Evet, bütün gazetelerimizde bugün daha doğrusu yurtsever diyelim, yurtsever gazetelerde 30 Ağustos yüceltiliyor, 30 Ağustos manşetlere çekiliyor. Ama bazılarında da az önce gösterdiğimiz gibi görülmüyor. Görülmüyor maalesef. Bunları söylemek zorundayız, bunları haykırmak zorundayız. Ve Türkiye'nin bugününü herkese anlatmak zorundayız. Evet, başka gazetelerde neler var bugün? Genellikle dediğimiz gibi 30 Ağustos haberleri var ama başka haberler de var. Onlara da göz atacağız. Evet, şimdi Eda Ertek İzmir'de bizi bekliyor. Ankara, İstanbul, şimdi de İzmir'de 30 Ağustos anma töreniyle ilgili canlı bağlantı kuracağız. Eda Ertek'e bağlanıyoruz şimdi. Yok, ben hiçbir şey görmüyorum. Eda Ertek şu anda İzmir'de 30 Ağustos törenlerini anlatıyor. Sesim geliyor mu Namık? Sayın Valim. Sayın Egeordu Süre Garnizon Komiserim. Namık Bey şu anda İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına eşlik ediyoruz. Az önce Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. 9.30'da orada bir çelenk koyma töreni gerçekleşti. Bu törene İzmir Valiliği, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katıldı. Şu anda da İzmir'in en önemli noktalarından birinde Kadife Kale Şehitliği'ndeyiz. Burada da bir tören gerçekleşiyor. Hatta hemen şu anda bu töreni sizlerle beraber, izleyicilerle beraber eşlik edelim. Daha sonra aktaracaklarıma devam edeceğim. Sayın Valim, programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua okunması tabir ziyareti. Öncelikle sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, size arkadaşları ve vatanın bölünmez bütünlüğü için dün, bugün canını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
ziyareti için Hisar Camii Müezzin Kayyımı Sayın Muzaffer Gülmez'i davet ediyorum. Evet, burada çok önemli, çok etkileyici bir atmosfer yaşanıyor. Burası şehitliğin olduğu bir yer dediğimiz gibi. Bugün saatler 17'yi gösterdiğinde İzmir'de ismini şu anda hatırlayamıyorum ama çok önemli bir hava gösterisi olacak. Onu takip edeceğiz. Onun öncesinde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üstü açık bir otobüste halkı selamlayacak. Kent sokaklarında gezecek ve tüm İzmirlileri balkona davet ediyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Gün içerisinde canlı yayınla sizlere İzmir'de olanları aktarmaya devam edeceğiz. Kutlamalar devam ediyor. Evet, yayın devam ediyor. Buradayız şu anda, İstanbul'dayız. Efendim, İzmir, Ankara, İstanbul 30 Ağustos kutluyor. Ne derlerse desinler. Bu kurala uyularak, yani sosyal mesafe kuralına uyularak da kutlanabilir. Peki siz Ayasofya'yı açtığınızda sosyal mesafe kuralına uyuldu mu? Uyuldu mu? Malazgirt'te sosyal mesafe kuralına uyuldu mu? Siz uyduysanız herkes uyabilir buna. O yüzden yani size serbest, başkalarına yasak. Var mı böyle bir şey? Üstelik yasakladığınız şey 30 Ağustos bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Anlamı çok 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 büyük bir bayram. Bu arada haberlere de devam edelim bir taraftan. Üniversiteleri söylemiştik, hayalet üniversitelerden bahsetmiştik. Hayalet açılan, hayalet fabrikalardan, 40 fabrikadan bahsetmiştik. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nde Milli Eğitim Bakanı'nın bir haberi var. Durum biraz vahim eğitimde. 1,5 milyon çocuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk söylüyor bunu. 1,5 milyon çocuk eğitime erişemiyor. Ya bu ne demektir? 1,5 milyon çocuk eğitime erişemiyor. 21 Eylül'de yüz yüze eğitim küçük sınıflarla başlayacak. Veli bir risk görüyorsa çocuğunu okula göndermeyebilecek. Göndermez o zaman kimse. Risk zaten var. Risk var. Çünkü rakamlara kimse inanmıyor. Rakamlar inandırıcı değil. Bakın son dakika diyor, Bakan Koca 29 Ağustos koronavirüs verilerini açıklıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından rakamları açıklıyor ve durum vahim. Dün 36 kişi yaşamını yitirdi. 1517 vaka tespit edildi. Bugün aktif hasta sayısının 546 kişinin daha eklendiğini belirten Koca, ağır hasta sayısında artışın devam ettiğini ifade ediyor. Bakın Sağlık Bakanı böyle konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı da diyor ki, istemeyen veli diyor, risk görüyorsa diyor çocuğunu göndermeyebilir diyor. Sağlık Bakanı'nı dinlerse göndermez. Nasıl açacaksınız siz bu okulları? Bir tarafta özel okullar, bir tarafta devlet okulları, bir tarafta imam hatipler. Çok zor bir dönemdeyiz. Öğretmen maaşı yük oldu diyor. Öğretmen maaşı yük oldu diyor. Milli Eğitim Bakanı söylüyor bunu. Hani Türkiye biliyorsunuz okullar olmasaydı muharifi ne güzel yönetirdik diyen geçmişte Milli Eğitim Bakanları da oldu. Bugünkü Milli Eğitim Bakanı da diyor ki öğretmen maaşı yük oldu diyor. Bakan Selçuk öğretmen maaşlarını yük olarak nitelendirerek bakanlığın bütçesine bakarsanız yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Bu tüm okullar için böyledir. Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir. Maaşlardan dolayı yatırıma fırsat kalmıyor dedi. Diyanete bütçe buluyorsunuz. Diyanetin bütçesini sürekli takviye ediyorsunuz. Milli Eğitim'e mi bütçe bulunamıyor? O zaman atamaları da yapmıyorlar işte. Öğretmen atamaları da yapmıyorlar. Verecek maaş yok diyorlar. Selçuk'un ifadeleri sosyal medyada yurttaşların tepkisini çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, yandaş müteahhitlere milyarlar akıtıp öğretmen maaşlarına laf etmek vizyonsuzluğun ve pervasızlığın daniskasıdır. Onlara laf yetiştireceğinize israf saltanatına son verin paylaşımını yaptı. Eğitim Sen ise yıllardır söylediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yeterli olmadığı ve yatırımlara ayrılan paranın payın eğitimin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etmiş oldunuz diyor. Türkiye'de eğitimde durum maalesef bu. Öğretmenlere verecek para yok. Zaten bunu zor veriyoruz. Yatırıma da fırsat bulamıyoruz diyor. Bunu söyleyen kim? Milli Eğitim Bakanı.
Ve de diyor ki üstüne Milli Eğitim Bakanı, isterseniz çocuklarını okula göndermeyin diyor. Çocuklarınızı okula göndermeyin. E zaten eğitim çok önemli değil. Türkiye'de cahilin ferasetine güvenen rektörler var, siyasetçiler var. Eğitim oranı arttıkça, üniversite mezunlarının sayısı arttıkça oy kaybediyoruz diyen siyasetçiler var. Ülke ne kadar cahil bırakılırsa biz o kadar garantide iktidarda kalırız diyen siyasetçiler var bu ülkede. Allah'ıma bin şükürler olsun ki o diplomalar bize nasip olmamış diyen din adamları var Türkiye'de. Cumhuriyet'in 100. yılına giderken bunlarla mücadele ediyoruz. Bunlarla bir kavgamız var bizim. Biz Türkiye'nin Batı medeniyetleri seviyesine ulaşmasını istiyoruz. Öyle lafla falan olmuyor bunlar. Yani Türkiye bilim ve teknoloji üssü olacak demekle olunmuyor. Olunmuyor. Efendim işte savunma sanayinde dünyanın en önemli ülkeleri arasına giriyoruz. İşte dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz diyoruz. Giremezsiniz. Neden giremezsiniz? Arada 1 trilyon dolar fark var. Dünyanın 10. ekonomisi Güney Kore. Güney Kore'nin gayri safi milli hasılası 700 milyar dolar civarında. Türkiye'ninki 1 trilyon 700 milyar. Güney Kore'nin gayri safi milli hasılası. Bizimki ne kadar? 700 milyar dolar. Yani bu kadarı değil, bunun daha fazlasının olması gerekiyor. 1 trilyon dolar fark var arada. Ve dünyanın 10. ekonomisi olmaktan bahsediyorlar. Yalan söyleniyor. Halkın gözünün içine baka baka yalan söyleniyor. Gerçekler bunlar. Ve ondan sonra Milli Eğitim Bakanı isterseniz çocuklarınızı okula göndermeyin diyor. Bakan koca da diyor ki artış var, durum vahim diyor. Bilim adamları açıklıyorlar. Diyorlar ki rakamlar inandırıcı değil. Açıklanan rakamlar inandırıcı değil. Hiçbir rakam inandırıcı değil bu hükümetin, bu devletin açıkladığı. Hiçbir rakam inandırıcı değil. Enflasyon rakamları inandırıcı değil. Kur rakamları inandırıcı değil. Pandemide ölenlerin sayısı, hastalananların sayısı inandırıcı değil. Fabrika sayıları inandırıcı değil. Hiç inandırıcı olmayan her şey.